Önümde eski bir bilgisayar şarj cihazı var. Bu şarj cihazının içerisinden çıkan MOSFET'le devremizi tasarlayacağız. Bu şarj aleti yapılmaz mı der gibisiniz dostlar. Bu yapılır ancak yapmakla uğraşmayacağım daha güzel uygulamalar var. Şimdi önce bu üst kapağını açıyorum. Açtım. Daha önce zaten şurada 4 2 tane vidası vardı. Bunları sökmüştüm. Devremiz burada. Bu da alt kapağı. Şurada zaten voltajlarını görüyorsunuz. 12, 15, 16, 18, 19, 20 volta kadar destekliyor. Şu buton sayesinde voltajları ayarlıyorduk. Ama ben bununla güzel devreler yapmayı düşünüyorum. Şimdi şurada bir tane MOSFET'im var. Bakın şu soğutucunun altında. Bu MOSFET'i çıkartacağım sizlerle. Soğutucumuzun bir tane şurada lehimi var. Önce o lehimi alalım. Bu tarz yerlerde lehimi çıkartmak için havyanız ile önceden lehim olan yere siz yeni bir lehim koyun. Daha sonra lehim pompası kullanacağız bakın. Lehim pompanızı şöyle koyun. Lehim pompayı koyduğunuz zaman havyanızı çekin. Bakın bu çıktı. Şimdi MOSFET'imin bacakları 1, 2, 3 şurada varmış 3 tane. Şimdi MOSFET'imin bacaklarını çekeyim. Lehimini. Sonuncuyu da çekelim. O kadar az lehim yapmışlar ki fabrika resmen malzemeden çalmış. Çıkmadı mı? Çıktı da şu ayrılmamış bunlar. Özellikle de şu ayrılmamış. Evet, aldık. Bir adet soğutucu, bir tane soğutucu ve MOSFET'imizin arasında kullanacağımız izolasyon madde, bir adet de vidaya ihtiyacımız var. Bir adet MOSFET'imiz var. MOSFET'imizin değeri IRF3205. Bir adet kondansatörümüz var. Kondansatörümüzün değeri 2.2 UF 50 volt. 50 volt olmasına gerek yok. 16 volt veya 25 voltluk kondansatörde kullanabilirsiniz. Bir adet direncimiz var. Direncimizin değeri 10K. Bir adet de 3,5 milimetre ses jakımız var. Bu jakı eski kulaklıklarınızdan bulabilirsiniz. İlk işlemim bu izolasyon maddemi soğutucumun üzerine yerleştirmek. Daha sonra üzerine MOSFET'imi koyacağım ve vidasını sıkacağım. Bu 10K değerindeki direncimi MOSFET'imin birinci ve ikinci bacağı arasına lehimleyeceğim. Kondansatörümü alıyorum ve bir bacağını getirip bu MOSFET'imin birinci bacağına olacak şekilde lehimleyeceğim. Jakımı aldım. Bu jakımın bir ucunu bu kondansatörümün bu bacağına, diğer ucunu da MOSFET'imin son bacağına olacak şekilde lehimleyeceğim. Şimdi bir parça kablo aldım. Bu kablomun bir ucunu MOSFET'imin orta bacağına, diğer ucunu da hoparlörümün bir girişine bağlıyorum. Şimdi bir parça daha kablo aldım. Bu kablomun ucunu getirip hoparlörümün diğer ucuna lehimleyeceğim. Soğutucumuzun
Son olarak bir tane kablo alıyorum. Bu kablomun ucunu da MOSFET'imin son bacağına olacak şekilde lehimleyeceğim. Böylelikle tüm bağlantılarımızı sağladık. Şimdi de geçelim test aşamasına. Önce bir enerji hatlarımızı bağlayalım. Bu hoparlörümüze lehimlemiş olduğumuz mavi kabloyu akümüz üzerinden artı hattına bağlıyorum. Şimdi bu MOSFET'imizin son bacağına lehimlemiş olduğum kabloyu da akümün üzerinden eksi bacağına. Şu an zaten çalıştığını gördük. Ve jack'ımı telefonuma takıyorum. Burada tüm müzikleri açamayacağız çünkü telif sebebiyle ceza yememize sebep olabilir. Sadece telifsiz müzikleri açabileceğiz. Bir tane açalım. Reklam çıktı şansa. Evet. No use, 'cause you can't stop it from shining through.